Şimdi insanlar ne oldu? Şimdi ne yapacak acaba? Şimdi ne olacak acaba? O yüzden hani herkesin storylerinde belki ilk sayfa ikide çıkıyorum. Çünkü hani bakmak istiyorsun. Çünkü bu sıkıcı bir şey koymayacak ya da ne koyacak da acaba? Hani biz A olacağız ya da B olacağız ya da hani wow olacağız oluyor. O yüzden böyle bir hep onları heyecanlı tutuyor oluyorum. Ama halbuki benim hayatım bu. Hani hayatımı sizlerle de hani güzel hani bir şekilde hani doğru bana geldiği şekilde paylaşıyorum. Ama tabii ki de bazılarına doğru gelmiyor ama yapacak bir şey yok. Evet, orada eleştiriler de geliyor. Şimdi devam edeceğim ama şunu da sormak istiyorum. Yeni bir şey bu. Şimdi gelmeden önce, programa gelmeden önce erkek arkadaşını ailenle tanıştırdığına dair bazı videolar gördük. Ve orada ona işte kahve yapıyorsun. Diyorsun ki içine tuz atacağım, attım mı atmadım falan. Şunu soracağım sana, ne oldu, bir isteme olayı mı oldu Şeyma, evleniyor musun? Yani şimdi evleniyorum demeyeyim. Yani demek istiyorum evet ama... Evleniyor musun gerçekten? Yani, evet. evleniyor. evleniyor musun? Yani şimdi isteme gibi olmadı tabii ki. İsteme hani öyle bir şey olsun istemedik ama... yani aileyle geldiğimiz zaman İstanbul'da tabii ki de tanıştırmak istedik. Ama hani öyle bir durum ki şimdi annem, babam, ablam, kardeşim, eşi, çocuklar falan hani herkes beraberdi. Hatta benim Aysum da bizle beraberdi evde. Benim Aysu benim asistanım. Herkes biliyor. Benim öyle hayat, yaşam şey asistanım ama. Çok tatlı. Çok tatlıdır. Daha sonra şey hani böyle çok güzel samimi bir ortam oldu. Benim annem babam İngilizce hani bilmezler ama böyle hani o konuşuyor. Onlar böyle çat pıt anlaşıyorlar falan. Çok tatlı, çok masum, böyle çok güzel bir ortam oldu. Yani hani tabii ki de hani sormadı öyle ama o yola doğru gittiğimiz için hani... Sana evlilik teklif etti mi? Evet. Henüz değil. Etmedi mi? Ama henüz. Evlenmeyi konuşmuşsunuz. Evet.